Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ruhban. Hearts of Iron Azerbaycan bonus videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bonus videosu ne? Azerbaycan videolarının altına abi Rusya'ya da gir, bırakma hemen, bir Rusya'yı da al diye çok yazı geldi. Çünkü nerede ben seriyi bitirmiştim biliyorsunuz. Ama bunlara karşılık istek olarak Rusya'ya da alma kararı aldık. Rusya'nın bizden daha büyük bir ordusu vardı. Açıkçası 257 birim ordusu vardı. Biz de şöyle bir şey yaptık. 257 birime karşılık baya baya bir ordu yaptık. Şöyle göstereyim. 358 birim ordu yaptık. Ama bu ordu şöyle bir ordu. Şurada mesela 96 birim sadece şey var. Siz söyleyin adını. Burayı korumak için birim var. Ve buraya şöyle göstereyim. Daha bitmedi bu arada yapımları. Hemen hemen azalmış. Yani ilkileri yapılmış, ikincileri yapılmamış. Şu kısma fortlar dizdim. Buradan pushlamayacağız. Yani burası push yeri değil. Artı şuraya fortlar diziyoruz. Şu kısma fortlar diziyoruz. Burası da pushlama yeri değil. Ki aslında pushlanabilir çünkü birer tane asker var. Asıl push yeri şöyle içe doğru gitmek. Yani asıl yer pushlayacağımız alan şu kısım arkadaşlar. Bu arada kanala hala abone değilseniz, ya yuh artık bence bir abone olun lütfen, rica ediyorum. Şu alt tarafta bir abone tuşu var, bir basın ona. Kanalı bir destekleyin, bir coşalım, coşturalım. Daha fazla abonemiz olsun. Belki biz de Hearts of Iron çekilişlerini hızlandırabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Ama sizin de destek olmanız lazım arkadaşlar. Artı biliyorsunuz No Man's Sky videoları da çekmeye başladım. Yani sadece ağırlığı Hearthstone değil, çünkü bu da sizin eleştirilerinizdi. Sadece ağırlığı Hearthstone değil, genel oyun kitlelerine de vermeye başladık. O yüzden sizden bununla ilgili destekler bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da birazcık uçak yapacağım. Şöyle 1200 tane koyalım uçak. Birazcık manpower eriyecek. Yani 1000 tane uçak koysam yeterli. Şurayı güçlendirmek için. Çünkü burada ne olacağı belli değil. Gerekirse atom atacağım. Burası çok burayı zorlama gibi bir şey olursa, gerçekleşirse açıkçası buradan bir zorlanma, nükleer atacağım. Yine aynı şekilde burası. Çünkü onlar da bize atacaklar. Muhtemelen onlar da bize bir nükleer gönderecekler. Çünkü onların da azımsanacak bir uçağı yok. 62 bin tane uçağı var. Bizim 17 bin tane uçağımız var. Muhtemelen hava üstünlüğü hep onlarda olacak. Elimizden geldiğince biz de bir şeyler yapacağız. Bakalım. O zaman başlıyoruz. Çok zor bir savaş olacak. Bu arada şuna dikkat ettim. Avrupa Birliği Justify alıyor. Bakın şöyle göstereyim. 2 Jün'de Amerika'da isyan yapıyor. Yani niye yapıyor bilmiyorum. Amerika niye isyana kalkıştı bilmiyorum. Ben burada zaten faşizmi, hatta artık faşizmi benim boostlamama gerek yok. Niye boostluyorsam. Evet. O zaman let's go. Allyları çağırayım mı? Ya Türkiye'nin çağır ya. Çağır çağır. Zaten son savaşımız. Etiyopya ta oradan buraya gelebilir mi bilmiyorum ama gel abi. Gel sen de gel. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şu kısım ve bu kısım pushlamıyor. Ya belki buradan pushlayabiliriz de pushlamayı da çok istemiyorum açıkçası. Dağıtmak istemiyorum ama gerekirse şöyle bir şey yapabiliriz ya bakın. Şöyle bir ilerleme gerçekleştirebiliriz ama şeye basmayacağım. Ready'ye basmayacağım. Evet. Bu ne lan? 357 tane askerin var ve benim ilk saldırıma cevap bile veremedin mi sen? Abi. Demek ki neymiş arkadaşlar? Full tank division yaparsanız full tank. Baksana ben burayı ittiririm bu arada. Şurayı. İttirsem başarılı olabilir miyim ya? Sadece piyadeler var. Buradaki piyadeler bu tank. Şöyle başarılı olabiliriz. Bakın. Şöyle başarılı olabiliriz. İttirebiliriz. Şu an gözümü kan bürüdü. Şu an gözümü kan bürüdü. Hani it İttirebilmekle ittirememek arasında açıkçası kafamda bir soru işareti var. Ama belki de yapabiliriz. Şuraya bir tane general atayabiliyor muyuz? Atayamıyoruz. Şöyle bir tane commander yapalım. Sonra şu commander'ı kimmiş lan? O commander'ı promotlayalım. Şöyle sana ver, karizmatik ver. Recovery'ye ihtiyacımız olabilir. Seni verelim. Tamam, şu an oldu. Yakıştı. Yani
ne bileyim, kafamda çok çılgın şeyler var ama işe yarar mı yaramaz mı çok bilmiyorum. İnşallah yarar. Göreceğiz hep beraber. Şöyle. Hava üstünlüğü kimde? Abi 63 bin, 63 bin tane uçağı ne var acaba? Çok merak ediyorum ya. 63 bin tane ne uçağı olabilir de Rusya'nın şuralara hiçbir şey yapamıyor. Neyse, yapamaması benim işime yarar. Neden? Bir. Çünkü buraları ittirmek, tankları ittirmek sadece düz piyadelerle çok zor. O yüzden iki. Şöyle Ruslara bir nükleer şov yapacağım arkadaşlar. İnce bir nükleer şov yapacağım ki benim askerlerim buradan ittirebilsinler. Normalde burayı ciddi manada ittirmeyi düşünmüyorum, şu bölgeyi. Yani kafamda öyle bir düşünce yoktu. Bu arada madem bu kadar zayıf, vurun abi, siz de vurun. Hadi bakayım. Şu an yani Rusya inanılmaz bir şekilde yarılıyor arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey yapayım. Oyunun sesini vereyim. Vermeyi unutmuşum. Ya Rusya inanılmaz bir yarılıyor. Ya inanılmaz bir şekilde yarılıyor. Ben de anlayamadım neden böyle çatır çutur yarılabiliyor. Ama yani tahminim şu. Herhalde ver. Gönder gelsin. Kullanmayacağım ama gelsin. Ya tahminim şu. Açıkçası düz tahmin etmem gerekirse ordusunda mekanizeden çok piyade var. Bizim açıkçası size şöyle söyleyeyim. Ordumuz full tank arkadaşlar. Full tank. Yani ağır tank birliklerinden oluşuyor. Sadece şuradaki Kafkaslar askerlerimiz normal piyade. Bu Kafkaslar da açıkçası savaşması için yapmamıştı. Yani bu bölge savaşması için değil, tamamıyla bölgeyi tutması için dizayn ettiğim bir birlikti. Hani ekstradan bir şeyler oldu. Şimdi şöyle bir şekil verelim. Ve bir kere daha atom atacağım şöyle. Atabiliyorken atalım. Avrupa Birliği, ya bir şey söyleyeceğim. İnşallah Avrupa Birliği bu arada savaşa girmez. Ya umuyorum Avrupa Birliği o savaşa girmez. Çünkü ya hızlandırsın. İşgali hızlandırsın. Ya çünkü gerçekten istemiyorum. Ya Avrupa Birliği bu savaşa girerse benim için çok büyük sıkıntı olur. Division'lar çok iyi. Ya bu yardımları kullanırız bir yerlerde. Şu bölgeyi korumak için kullanabiliriz. Moskova'ya da Moskova Marşı ile girelim mi? Ne diyorsunuz? Muhtemelen telif de yerim. Ya da bakalım bunu tahmin edenler alta yazabilecekler mi? Çok merak ediyorum. Bunu tahmin edenler alta yazabilecekler mi? Yazamayacaklar mı? İnanılmaz merak ediyorum. Moskova'ya giriş müziğimiz hazır. Orada burayı paketleyeceğiz, buradaki birliğini. Burası ilerleyemiyor anladığım kadarıyla. Burada bir problemimiz var şu bölgede. Anladığım kadarıyla. İnce sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle düz elle yönetelim. Yani şey sıkıntımız da var burada. Supply problemi de yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Birazcık o zaman açarsak güzel olabilir. Ya bu taraflara gitmeyi aslına bakarsanız ciddi manada da çok istediğim bir şey değil. Yani şu Ufuk. bölgelere gitmek çok istediğim şey değil arkadaşlar. Ama bakalım. Duruma göre değerlendireceğiz. Evet. Valla Rusya'nın iç şu kısım beni daha çok zorladı. İnanılmaz bir şekilde şu kısım daha çok zorladı. Ben buralara da bir atomu atayım. Askerlerim rahat ilerlesin. Yani ben Rusya'yı rahat bitirmek istiyorum arkadaşlar. Tokat atarak. Çünkü hızlı bitirmek istememdeki sebep şu. Ne kadar çabuk bitirebilirsek eğer Rusya'yı, bir dakika şuraya birazcık şey koyayım. Avrupa Birliği savaşa gelmeden müdahale edebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği de savaş açıyor. Benim isteğim Avrupa Birliği gelmeden hızlı ve seri bir şekilde buraya müdahale etmek. Başka hiçbir şey değil. Bir an önce müdahalede bulunmamız gerekiyor. Bir an önce de bitirmemiz gerekiyor. Evet, şuradaki hava üstünlüğünü alıp bombalayacağım. Hadi abi. Bakayım. Alamıyoruz hava üstünlüğünü. İlginç.
Ya buradan penaltı yiyeceğim biliyorum ama. Ya da şöyle yapayım. Sen böyle bir git. Buraya bomba müdahalesinde bulunmam gerekecek arkadaşlar. Kesin ve net bomba müdahalesi gerekiyor şu bölgelere. Yoksa ittirmişiz ama olsun. Şuralar güzel ittiriyor. Güzel güzel, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Hiç fena gitmiyoruz. Hiç fena gitmiyoruz. Hemen hava durumuna bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Uçakları kontrol mü edemiyorum ben? Ha, şimdi abicim. Direkt salla. Direkt 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 direkt, hiç 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 hiç. Ne kadar atomum varsa, ki çok da fazla atomum yok ama olan bütün atomlarla vuruşacağız. Nükleer bombam bitti. Geçmiş olsun. Bu kadarmış. Nükleer bombamız bu kadarmış arkadaşlar. Artık olduğu kadar. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Bu kadar varsa ne yapabiliriz? Sağlık olsun. Yalnız şurası patlayacak. Aa, attılar arkaya nükleer. Bak 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 bak. Şu bölgeye attılar birer nükleer. Problem değil. Bu arada yardımcı askerlerimiz gelmiş bölgeye. Bölgeye yardımcı askerler gelmiş. O askerler nerede bu arada? Nereye indirdiğini söyledi. Ben okumadım. Şurada bir Avrupa Birliği askeri var. Ne gerek varsa orada. Bir şey söyleyeceğim. Buralarda niye hiçbir şey olmuyor peki? Ya ben oraya nükleer attım. O nükleeri boşa atmadım, değil mi? Yani o zaman elle yöneteyim ben burayı. Çünkü ben buraya nükleer attım ve o nükleeri boşa atmış olmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani. Baksana 24'lük tank birliği var ya. 24'lük tank birliği var abi burada. Bildiğin boşa nükleer atmışım gibi bir izlenim var yani. Lütfen böyle bir şey olmasın. Bu arada bu video bonus video demiştim arkadaşlar. Bu 1 saat bile sürse, yani 1 saat bile sürse bu video hep devam edecek arkadaşlar. Yani bunu 1 saatlik bile olsa yayınlayacağım. Böyle kesme yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi bu bir bonus video. Bonus video olduğu için de orada Rostov'a kadar yürüyebilirsen aslında. Güzel. Valla bir şey söyleyeyim mi? Rusları bitireceğiz galiba arkadaşlar. Rusları yok edeceğiz yani. Bana dediler ki Rusya'dan intikam al abi. Ya ben Azeri kardeşlerimin yani Rusya intikamı olayını bilmiyorum ama özellikle bunu bir açık yüreklilikle söyleyeyim. Bir tane Azeri kardeşim için yaptım. Yani Azeri midir değil midir bilmem. Belki beni baitliyordur. Biliyorsunuz yani sosyal medya böyle bir şey. Çok fazla baitlenme ihtimalimiz var. Belki de baitliyor, belki de baitlemiyor gerçekten Azeri. Tamam, sıkıntı değil. Hani belki de gerçekten Azeri, belki de değil. Çok da önemli değil. Ben inanıyorum ona. Hep de inanacağım. Şöyle yapalım mı? Sen şimdi buraya git. Sen buraya git. Şöyle 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 ve şöyle devam et. Sen böyle 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 ve böyle devam et. Sen yine aynı şekilde böyle böyle devam. Neyse, fight yapıyor. Güzel, orada bir tane tankı yakalamış. Harika. Sen buraya kadar devam et. Ya arkadaki şu küçük şehirleri alıyorum ki puan olarak toplayalım ki Sovyetlerle çok uğraşmayalım. Zaten yarıyoruz abi, baksanıza. Yani bildiğin yara yara ilerliyoruz yani. Ağır bir şekilde yarıyoruz şu an. Şansı yok ya. Gerçekten şansı yok bu arada. Bak, bu da paketlenecek. Bak bak. Güm. Gitti. Paket. Çok easy paket yani. Çok easy paket ya. 4 tane tank daha gitti Sovyetlerden. 4 tank daha imha oldu yani. Ağır paket diyoruz yani Ruslara. Abi acil gitmemiz lazım. Yoksa Avrupa Birliği savaşa girecek. Korktuğum şey Amerika bir de isyan çıkartacak abi. Ya Amerika niye müdahale oluyor? Ben onu anlamadım. Yani Amerika sana ne ya? Buraya ben bir tane nükleer atayım ki şehre girmek kolay olsun.
uğraşmak istemiyorum. Direkt atıyorum abi nükleerim. Zaten bir tane vardı, onu da salladım hemen. Çünkü bir de orayı almak istememdeki sebep şu. Orayı alırsak bağı kopacak. Ve çok daha rahat pakıtlaya pakıtlaya ilerleyeceğiz. Yani almak istememdeki diğer sebeplerden bir tanesi de bu. Başka bir şey değil. Alalım. Ve rahat bir şekilde arkadaşı pakıtlayabilelim. Bütün olay bu. Zaten Avrupa Birliği bana yardım ediyor şu an. Bu da güzel bir şey. Sen şöyle ilerlesene. Buradan da pakıtlayabiliriz. İlla Rostov'a girmemize gerek yok yani. Şöyle yapıp pakıtlayabiliriz buradaki birliği. Var yani, burada bayağı bir askeri var. Ha, şuradan kaçabilir. Ukrayna hala savaşa çağırmadı. Ukrayna ile şey birliği. Ha, Belarus da var. Özür dilerim. Vallahi burada, buraya bakmak bile istemiyorum. Yani şu doğu, ben Sovyetlerin gerçekten doğu kısmından büyük nefret ediyorum arkadaşlar. Büyük nefret ediyorum. O yüzden çok bakmak da istemiyorum. Hep nefret etmişimdir doğu kısımlarından. Elimden geldiğince şöyle Ural Dağları'na kadar ittireceğim. Buraya girer misin? Teşekkür ederim. Ya yani Ural Dağları'na kadar ittireceğim. Ondan sonrasına bakacağız. Of, bak bak bak. Burayı pakıtlama şansımız yok çünkü Ukrayna üzerinden kaçacak muhtemelen. Ukrayna'dan şeyi varsa şayet. Yani tahminimce Ukrayna'dan kaçacak diye tahmin ediyorum. Eğer kaçmazsa tabii ki çok şükela bir şey olabilir. Şöyle. Çünkü limanı da yok burada. Yani eğer ki Ukrayna üzerinden kaçma şansı yoksa zaten kaçma şansı olmayacak. Yani sıkışıp kalacak burada böyle. Ben de o yüzden şöyle arkadan bir bastırıyorum. Yani galiba Ukrayna üzerinden kaçacakmış gibi bir izlenim var ama durun bakalım, hayırlısı. Nükleerimiz hiç yok. Sıfır nükleerimiz var. Sound muted. TeamSpeak'i açık unutmuşum, özür dilerim. Amerikalı ablamız hemen oradan bir şeyler söylemeye çalıştı. Hemen mute'u patlattık. Azerbaycan'ı da böyle bitirmek gayet güzel olacak aslına bakarsanız. Yani seriyi Rusya ile bitirmek gayet güzel ve eğlenceli. Var mı burada pakıtlık bir şey? Yokmuş. Ya bana böyle heyecanlı şeylerle gelmeyin o zaman. Yani pakıt yoksa beni şey yapmayın ya. Heyecanlandırmayın. Şimdi şuradaki orduyu bir ayarlayabilir miyiz? Ya buradaki orduyu bir ayarlayabilir miyiz? Burası çünkü çok karıştı. Bayağı karıştı. Ağır karıştı. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Tamam, orayı hallederiz. Keşke yapmasaydım ya. Bir süre... De şurası var. Tamam. Şimdi şöyle. Sınır hattını yeniden çizeceğiz. Sınır hattını direkt şuradan şöyle alacağım. Şöyle. Ve buradan Moskova'ya kadar Belarus'ta dahil yardıra yardıra ilerleyin emri vereceğim. Sonra teker teker bu arada askerlere şey emri vereceğim. Siz şöyle şuraya kadar ilerleyin. Sen elindeymişken şurayı al. Neredeydi o? Küçük para... Heh. Sen şurayı al, sonra yer değiştirirsin. Şuradaki tek birlik. İstediğim şey şurayı sadece gel al. Alabilir ya da alamaz bilmiyorum. Geri kalan şu birlikte buradan doğuya devam etsin. Aslında etmesi daha güzel olur ama etsin. Şöyle ya da buraya kadar devam et, başka hiçbir şey yapma. Let's go. Şimdi kara piyadelerimiz var. 24 Division'lık bir kara piyademiz var. Kara piyadesi. Aa, burada limanı varmış lan Sovyetlerin. Dur. Gemiler, hazır mısınız? Abi ben Sovyetlerin limanı olduğunu görmedim. Direkt görmedim. Vurun abi. Ki buradan nereye kaçırabilir onu da bilmiyorum ama vurun babacım. Direkt vurun. Kaçamasınlar istiyorum.
Burayı terk edemesinler istiyorum abi. Ya buradaki şu 15 tane tankın bu kısmı terk etmesini istemiyorum yani. Ha Ukrayna üzerinden çıkarsa ona yapabileceğim açıkçası bir şey yok. O ayrı. Evet. Limanı aldık mı? Alamamışız. Aa bir dakika bu gemi, bunlar geri gidiyor. Gel 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 çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Biz bunu unuttuk. Çabuk çabuk çabuk. Gitme 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 gitme. Biz burayı unuttuk. Oo let's. Burada biraz hata yaptık. Burada hata yaptık arkadaşlar. Burada çok büyük hata yaptık. Şu bölgede. Yani askerler geri döndü. Ben onu görmedim döndüklerini. Şimdi buradaki piyade birliğini de getiriyorum ama o piyade birliği gelene kadar sanki biraz geç olacak. Durun bakalım. Görmedim ya. Kahretsin be. Gitme abi gitme gel. Gitmeyin abicim şuraya bir gelir misiniz? Ya illa ordudan ayırmam gerekiyorsa ayırırım bu arada. Yani zorlamayın beni. Ya buradaki 6 tane tank birliğini ayırmam gerekiyorsa ayırırım. Hiç gözünün yaşına da bakmam bu işin. Valla buraya orantısız güç uygulayacağım ama artık idare etsinler. Evet. Şu limanı alırsak işini bitiririz abi. Şu limanı alırsak kesinlikle işini bitiririz. Buradan zaten ağır ilerliyoruz. Şu bölgeden çok ağır ilerliyoruz. Burası da kendi halinde bir ilerleme söz konusu. Şu an önemli olan benim için kilit nokta burası. Başka bir yer değil. Abi işim biter bitmez niye gidiyorsun? Bir gitme. Bak emir verdiğim yön şu. Şunu yapacaksın. Okey. Ya emir bu. Buradan tık 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 ilerlemek. Başka bir şey değil. Önce emir. Bu arada nükleerim olsa şuraya atarım. 10 tane tank var. Kesinlikle buraya atarım. Ama nükleerim yok. Buradan gözümü ayırmamam lazım ya. Avrupa'ya şu an bakmıyorum. Birazdan bakacağım Avrupa'ya. Bu arada bu bana manpower vermekten... Ha sen şey oldun. Savaşa çağırdığım için. Okey okey. Olsun. Devam abi. Devam abi. Devam. Devam devam. Hayır böyle devam. Gitmek yok. Gitmek yok babacım devam. La gitmek yok. Allah Allah. Western Sahra Capitulate mi? Ne oluyor lan? Abi bir saniye. Bu askerlerle işimiz var. Ben bu 6 tankı alayım. Teşekkür ederim. Çünkü benim canımı sıkmaya başladı bu 6 tane tank. Şimdi kalın abicim burada. Hadi bakayım. Kalın orada. Benim yeteri kadar canımı sıktınız siz. Evet, Moskova'ya yaklaşmışız arkadaşlar. Moskova'ya şaka bir yana yaklaşmışız. Şey sıkıntısı çekiyoruz. Supply sıkıntısı çekiyor ordumuz. Çünkü herhalde Sovyetlerin altyapısı yok. Ya bir kere şurada zaten yoktur. Şöyle bakalım. Yani şuradaki altyapısı yok. Buradaki altyapısı zayıf. Zaten burasının komple zayıf. Yani benim altyapım zaten full. Full üstü full. Vurun abi şuraya. Güzel. Gir babacım şuraya. Geliyoruz abi. Bangır bangır. Burada gemilerimiz kapışıyor. Kapışmaya da devam etsinler. Gemi üstünlüğü bizde. Yani zaten herhalde gemisi varsa Sovyetlerin muhtemelen şeyin dışındadır. Boğazların dışındadır. Boğazlardan da geçemiyor olma ihtimali çok yüksek. Abi sizden isteğim şurayı kapatsanız da. Sen şuraya gir.
Kaçamasın istiyorum ya. Gerçekten kaçamasın istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum abi. Kaçamasınlar. Yani limandan da kaçamasın. Bütün kaçış yollarını ben kapatayım istiyorum. Buradan da kaçamayacak. Güzel. Bir tane nükleerim yakında geliyor. Şurada çok kilit bir şeyler oluyor. Şuralarda. Oralara müdahale etmek için getiririz. Buralar zaten neredeyse bölündü bölünecek. Sen hatta gir şöyle. Şöyle bir böl abi. Hadi bakayım. Benim buradaki ordum zaten istediğim noktaya kadar ilerlemiş. Tebrik ediyorum kendisini. Sadece burası kaldı. Şöyle bakalım. Yani %44'ünü falan kaybetmiş. İyi iyi, güzel güzel. Siz alamadınız mı? Şöyle rica etsem biraz daha zorlasanız. Düşecek çünkü orası. Az kaldı. Birazcık daha zorlarsanız. Bu arada bu piyade birliğini de şeye götürebiliriz. Siz söyleyin adını. Yardıma bu bölgeye götürebiliriz. Şu bölgeye ama. Açıkçası kuzey bölgesine göndereceğim. Çünkü tanklarla buraya müdahale etmek istiyorum. Tanklarla buradan ilerlemek istiyorum. Piyadeleri de şuraya yığarız. Piyadeler ölürse ölsün. Zaten yapacak bir şey yok. Hakkı rahmetine kavuşsun diyebiliriz. Nasıl ya? Sen bana saldıramazsın ki Ukrayna'dan. Var mı öyle bir şansın? Yok artık. Ben Ukrayna'yla savaşa girmedim değil mi? Yok, girmedim. Ya yani Ukrayna'dan bana saldıramıyor olması gerekiyor mantıken. Burada 17 tane destroyer mı batırdı? Korvet deniz. Evet, korvetleri batırmışız. Güzel. Güzel, bayağı gemi batırmışız. O bizden kaç tane almış? 4 tane destroyer almış galiba. Evet, fırkateyn destroyer, bir tane fırkateyn almış. Okey, okey, sıkıntı değil. Biz burada 5 tane almışız. Buradan bir tane denizaltısını almışız. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Rusları denizde dövüyoruz. Ben denizde dövemeyiz diyordum. Herhalde sığır bütün gemilerini Akdeniz'e Karadeniz'e koymuştur diyordum. Koymamış. Eğer koymuş olsaydı aklımı alabilirdi. Gerçekten alabilirdi bu arada. Biz zaten Moskova'ya kadar da gelmişiz. Hadi eyvallah. Şimdi babacığım. Benim tanklarıma bir şey yapamazsın zaten. Tanklarım şu an tamamen acımasızca vuruyor. Yani acımasızca üzerinden geçiyor. Alman panzerleri gibi tankım var şu an ya. Gerçekten Alman panzerleri gibi tankım var bak. Orayla gir, orayla. Orayla git abi. Boş ver. Şehirleri alın abi. Go 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 go. Her biri puan. Her biri puan. Hızlı. Hızlıca puan kasalım. Çok fazla puan kaybediyor Sovyetler. 66'ydı, 58'e kadar düşmüş. Devam abi. Şöyle. Şuraya kadar yürü. Siz de abi şöyle. Şöyle şuraya kadar yürüyün. Siz de babacım. Gel abi. Şöyle 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 yürü. Siz de onlara destek olmak için şöyle 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 yürüyün. Sen böyle. Sen şöyle. Sen böyle git. Güzel. Burası ne oldu ya? Buraya hala bir şey... Vurun ya! Ne varsa her şeyle vurun buraya. Nükleerim yok mu? Atacağım. Kafasına nükleer atacağım. Net atacağım abi. Gelsin nükleer, sallıyorum abi. Hiç affım yok. %94. Oo, bir saniye. Direkt atacağım ya kafasına. Hiç gözünün yaşına bakmayacağım yani. Madem öyle. Madem öyle. Direkt vuracağım. Kafasının orta yerine vuracağım abi. Affım yok. Hazır mı nükleerim? Hazır. Gel kardeşim, sen neye direniyorsun şimdi söyle. Neye direndiğini söyle bana. Neye direniyorsun? Hadi bakayım. Hadi. Ye o bombayı. Of. Vurun abi. Geçmiş olsun. Yeter lan. Neye direniyorsun sen? 5,5 saattir beni yoruyorsun ya. Hayırdır ya? Tamam, burayı bölmüşüz. Çok güzel. Burayı çok güzel bölmüşüz.
Tam da istediğim gibi bölmüşüz hem de, biliyor musunuz? Tam da istediğim gibi ikiye bölmüşüz. Russian Empire diye bir şey kalmadı artık. Bu arada Moskova'ya geldik. Söz verdiğim gibi muhtemelen telif de yiyebilirim ama umurumda bile değil. Biliyorsunuz bizim derdimiz para kazanmak değil. Bizim derdimiz bir şeyler yapmak beraberce. O yüzden bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir zahmet beğenmeyi unutmayın. Burada benim sesim basılacak. Benim sesimi çok fazla duyamayacaksınız. Onu söyleyeyim. Veriyorum be. Arkadaşlar, şimdi gelelim bu kısma. Derken bu arada Moskova'yı geri kaybetmişiz. Benim tank birlikleri çünkü biraz mala bağladılar gene. Standart. Benim tank birlikleri genelde bunu yapıyorlar. Ama benim de tabii şu an hatam var. Şu şeyde bölgesel durumda. Onu söyleyeyim. Bir de nerede şey var? Ha, şurası var. Tamam. Güzel. Şimdi şu orduyu bir adam gibi tekrardan dizelim. Sen şuraya katıl. Harika. Şimdi gel abicim. Şimdi sen şuradan şöyle alayım abi seni. Şuradan şöyle kaptırayım. Bu cephe bu arada çok genişledi. Şu cephe. Piyade birliklerini ikiye böleceğim. İkisi buraya gidecek, ikisi buraya gidecek. Onu söyleyeyim. Şöyle Belarus'tan alalım. Çünkü belli ki sıkıntı Belarus'a patlak verecek. Şurada bir tane tank birliği vardı. Şuraya al. Beni uğraştırma. Şimdi gel. Ha, siz vardınız. Özür diliyorum. Unuttum. Affedin beni. Olabiliyor. Arada unutulabiliyorsunuz. Full burada bir tank birliği vardı. Bu full tank birliği burada gidecek. Ya buradan doğuya gitsin mi? Açıkçası çok emin değilim. Gitsin mi? Yani çok büyük bir şey yok burada ama. Ya gitsin. Şöyle gitsin. Ya aslında gitmese de olur ama gitsin hadi bakayım. Sen de babacığım şöyle gel. Sadece şurayı şöyle al. Yeter. Okey. Şimdi piyade birliklerine gelelim arkadaşlar. Şu iki piyade birliğini dediğim gibi şu ikisini
kuzeye yollayacağım şu bölgeye. Bunlar buraya yerleştiği zaman tekrardan dizeceğim bu arada. Şimdilik sadece şey olarak koyuyorum. Şöyle. Şu iki piyade birliğinde özellikle şu bölgeye koyarsak nefes aldırabiliriz. Özellikle bu bölge. Bu bölge en önemlisi çünkü. Burada birazcık problem yaşayacağız. Çok milimetrik şeyler oluyor çünkü çok milimlik böyle hareketler oluyor. O hareketleri kaçırmamak için. Ha bu arada şunu unuttum. Oo bir dakika ne oldu? Arjantin'e kadar geldim. Arjantin'e kadar sürüklendim. Şurada şey vardı. Bir tane paket vardı. Şunu aldım. Bu arada ya burada çok fazla tank birliğim vardı. Aslında bu tank birliğini buraya çekebilseydim güzel olabilirdi. Evet, Moskova'yı geri almamız lazım. Moskova'yı. Rica etsem alabilir miyiz Moskova'yı? Alamadık. Moskova'yı alamadık şu an. Şu an alamadık. Şöyle devam. Şuraya bir bomba atabiliriz. Şu kısma. Şuraya. Atom. Ya da atmam. Bilmiyorum. Yani duruma göre bakarız. Şu an emin değilim. Şu an kafamda kurmadım. Şu an sadece beklemediğim arkadaşlar. Bir ordu yerine otursun. Bir ordu tam yerleşsin. Ondan sonra bir hareket çekeceğim. Ondan sonra bir duruma müdahale edeceğim arkadaşlar. Şu an çünkü birazcık buralar karıştı. Moskova'yı geri kaybettik. Yok geri aldık. Bir kaybediyoruz. Bir... Yok kaybetmişiz. Bir kaybediyoruz bir geri alıyoruz. Bir kaybediyoruz bir geri alıyoruz. Bir şeyler oluyor. Şimdilik bakalım. Şöyle vur. Şöyle gir. Marşı demek ki erken vermişiz. Gazı erken vermişiz gazı. Gazı çok erken verdik. Sırf o gazı erken verdiğimizden olabilir. Bilmiyorum. Keşke biraz daha geç mi verseydik gazı. Olur öyle ya. Uçaklarımız havaalanı var mı sende doğru düzgün? Sovyetler diyeceğim yani 200'lük. Gerçekten abi 36 bin tane uçağın var ve gerçekten samimi bir şekilde hiçbirini koyacak yer yok mu abi? Nasıl bir şeysin sen ya? Bu nasıl bir şeydir ya? İğrenç bir şey. O Moskova'yı geri alacağız. Onun bir atarı kaçırı yok bu arada. Yani o Moskova benim. Ve ben o Moskova'yı almadan buradan çıkmam. Çünkü en büyük savaş puanını o Moskova veriyor. Kaçtı Moskova'nın puanı? 50. Sonra da zaten Leningrad'a kadar. Şu Belarus birazcık canımı sıkıyor ya. Belarus çok canımı sıkıyor. Bu arada Avrupa Birliği savaştan vazgeçmiş. Ama Amerika'daki isyan November'da yani daha var 2 ayı falan var değil mi bakayım? Aynen 2 ayı falan var. 2 ay sonra bir de Amerika'nın bu bölgede isyan çalışmaları var. Bak isyan bana yardım edebilir belki. Ya da etmeyebilir. Zarar da verebilir. Bilmiyorum. İnşallah çıkmayabilir ya. Şimdi bilemedim abi. Yani durum değerlendirmesi yapmak lazım. Asker kıpırdatması yaptığımız zaman her zaman arkadaşlar hem de her zaman bir kayıp yaşanır. Bunu önleyemeyiz. Bu arada 4002 tane 4200 tane askerimiz eksik şey tankımız eksik. Onların çoğu da zaten burada. Şöyle yapalım mı? Şimdi buradaki tankların çoğu zaten çalışmıyor değil mi? Çoğu çalışmıyor. Gel abi. Ya şimdi baktığınızda gerçekten çoğu hiçbir şey yapmıyor abi. Çünkü bir de burası boş bir bölge. Ya en azından şuradaki tank ihtiyacını birazcık şey yaparız dedim. İmkansızmış. Peki fabrikayı yüklensek şöyle. Çünkü bir dünya fabrika aldık Ruslardan. Evet. Şu fabrika üretimi bayağı nefes aldırabilir bize. Bayağı aldırır hem de. Net. O üretim bayağı nefes aldırabilir bize. Yani Sovyetlerden almış olduğumuz o tank fabrikalarını normal fabrikaları kullanabiliriz. Bir de kış gelmeden bir an önce ne yapacaksak yaparsak aslında hiç fena olmayabilir. Çünkü kış geliyor ve kışın gelmesi bana zarar verebilir. Siz şimdi buraya bir vursanıza. Şu arkadaşım. Güzel. Siz burada bir durun. Şuradaki savunmayı yapsın geri döneceğiz.
Vur. Hadi. Dön abi. Şimdi karşı atak sırası bende. Hadi bakayım. Tabii benim tankımda hiç şey kalmamış ya. Mühimmat kalmamış. Şimdi şurası mı bana sıkıntı yapıyor? Neresi yapıyor? Yok, bir sıkıntımız yok şu an ya. Okey. Şimdi şöyle yapalım. Ordu da azaltmak adına şöyle devam et. Şöyle devam et. Aynı şekilde sen de. Bu arada askerler şu şey bölgelere çok ilerleyemiyorlar. Onu söyleyeyim. Hani Sovyetlerin iç kısımlarında çok böyle otomatik hareketler yapamıyorlar arkadaşlar. Bir kitlenme durumları oluyor. Ama yine Moskova'yı kuşatmaya başladık. Şu bölgeleri kuşattık. Bakalım sonrasına bakacağız. Şurayı yoruyoruz, şu bölgeyi. Güzel. Yara abi. Hızlı ve seri bir şekilde yararsak çok güzel olur. Dönmeyin geri, dönme geri, dönme. Yar. Moskova'yı bir kuşatalım. Moskova'yı bir kuşatalım. Moskova bir nefes alamaz. Üretimi çok yükselttik. İnşallah üretimde yetişebiliriz bu arada. Moskova'ya nefes aldırmadan devam. Şöyle vurun. Abi o zaman atayım mı bir nükleer? Atmayayım ya, dursun. Burası nasıl kilitlendi ya? Şuraya nasıl giremediğinizi bir bana açıklar mısınız? 5,5 saattir acaba? Yani çünkü bir mantığı yok buraya girememenizin. Teşekkür ederim. Yani mantıksız ya. 1 saattir buraya nasıl giremiyorsunuz? Alt tarafı Minsk. Sovyetler. Burayı saldık zaten. Burası kendi halinde ilerler ya da ilerlemez. Bakacağız. Bu arada şunlara ihtiyacımız kalmadı. İnşa ediyorduk şunları. Şunlara ihtiyacımız kalmadı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Öncelikle iptal et. Hepsini iptal et. Repair'ları yapsın. Çok fazla repair var çünkü gördüğünüz üzere. Anca bitirir repair'ları. Repair bittikten hemen sonra da fabrika yap abi. Bana çünkü birazcık daha fazla fabrika lazım olabilir. Evet, gel bakalım. Kullanalım abi, kullanalım. Ne kadar çok fabrika o kadar iyidir. Repair'lardan sonra yapıştır. Şu bölgeleri de yapabiliyormuşum. Çok güzel. Ya yani Sovyetlerden aldığımız bölgeleri de yapabildiğimiz kadar yapalım tabii ki. Evet, güzel. Güzel, go go. Tank üretmemiz gerekiyor çünkü acil olarak tank üretmem gerekiyor. Şu Belarus benim çok canımı sıktı ya. Ya yani Belarus'un normalde şeyi yok ya. 55 tane division var. Yani hakikaten Belarus'un nefes alacak şeyi yok. Ama Belarus bana işkence ediyor şu an yani. Sovyet tanklarıyla beraber. Bizim tank açığımız çok yüksek. Çok yüksek hem de. Ve ordu tamamen tank olduğu için tabii ki birazcık sıkıntıda yaşıyoruz. Bir ince yaşıyoruz. Moskova'yı geri almışız. Size dediğim gibi hani alacağız dedim zaten. Hani şans yok ya. Hani alacağım dediysem alırım abi Moskova'yı geri. Moskova'yı geri aldık. Güzel oldu Moskova'yı geri almak açıkçası. Ya buraya vurayım mı? Vurur. Çünkü burası tam düşmek üzere. Düştükten sonra buraya döneriz. Yani alacağım dediysem alırım abi. Moskova benim toprağımdır. Siz de vurun. Burası düşsün. Şu an bu arada divisionlar çok dağıldı. Şuraya aslında sadece piyade birliklerini koyup piyadelerle burayı zorlasak çok güzel olabilir. Sadece şurayı. Şu bölgeyi.
tankları da sadece Rusya bölgesine versek çok daha hoş olabilir diye bir kafamda düşünce var. Emin değilim sadece. Buraya gir. Sonra buradan buraya vur. İki tane nükleer var. Tıkandığımız yerde nükleer atabiliriz bu arada. Yani tıkandığımız noktaya nükleer gönderebilme şansımız var. Direkt sallayabiliriz yani. Buralar düşmüş zaten. Burada hala bir tane tank var ve bunun yaşamasına izin veriyorsunuz yani. Bizim bu savaştaki hatamız şu olabilir. Buraya mesela, yani ben mesela buraya çok piyade koymuştum. Yani yarabileceğimi düşünmüyordum ama yani açıkçası bu kadar kolay Sovyetleri yarabileceğimizi planlamamıştım. Eğer ki bu kadar rahat yarabileceğimizi bilseydim, mesela piyade birliğini oraya koymazdım. Yani buraya tank birliği koymazdım hiç. Tank birliklerin hepsini direkt bu Sovyet hattına çekerdim ve muhtemelen çok rahat bir şekilde bitirdik. Zaten %19'u %19, %20 kadar bir şey kaldı Sovyetlerin. Yani bitti, bitecek. Bir şey kalmadı desem yeridir. Buradaki deniz savaşlarının zaten çoğu bizden yana gidiyor. Hem de çoğu. Kaybettiğimiz, şurada bir savaş kaybetmişiz. Bir tane denizaltı kaybetmişiz sadece. Ya buradaki deniz savaşının çoğunluğu zaten bizden. Biz vuruyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu adam buraya asker çıkartırsa büyük mevzu çıkar, onu söyleyeyim. Yani gözünüzün önünde buraya asker çıkartabilirse ayıp derim. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle yapalım mı? Bir dakika. Neden? Hemen söyleyeyim. Çünkü burası baya artık şu cephe özellikle çok kaos, kaotik olmaya başladı. Özellikle bu cephe yani. Evet, şöyle. Hani ağır bir kaotizm devam ediyor. O kaotikliği şöyle dindirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tank birlikleri. Sadece şöyle istiyorum size. Şuradan yardım lazım. Şöyle. Şuraya kadar. Güzel. Siz şöyle gelin. O kısım zaten hallolacaktır. Siz şöyle gelin. Beyefendi, teşekkür ederim. Sonra siz beyefendi şöyle gelin. Teşekkür ederim. Ve siz beyefendi komple şu cepheyi baştan şöyle alın. Şu şekilde. Harika. Burası devam edecek. Ya yani buradan ittirmeye devam edeceğiz. Bu emir devam etsin. Siz de yine aynı şekilde buradan buraya alın. Tamam. Şimdi gelelim buraya. En önemli kısım şimdi burası. Kalan iki askeri ordu. Siz şöyle. Yine aynı şekilde siz şöyle. Ya benim şu anki duam şey savaşa girmiyor. Ukrayna savaşa girmiyor. Bir arkadaşlığı falan var çünkü. Eğer o savaşa girse, üf, hiç hoş şeyler yaşanmaz. Hiç hoş şeyler yaşanmaz söyleyeyim. Piyadelerin ittirme emri olabilir. Piyadeler ittirebilirler. Çünkü piyadelerin şeyi var. Durumu var. Onlar her türlü ittirme, kaktırma her şeyi yapabilirler. Evet. Burada birazcık problem yaşayabiliriz. Çünkü askerler yer değiştirecekler. O yer değiştirme sürecinde problem yaşayabiliriz. O yüzden elimden geldiğince boşlukları hemen elle değerlendireceğim. Bakın mesela şuraya şöyle vurabilirsek. Harika. Siz şuraya. Siz buraya efendim. Siz şöyle. Siz buraya yetişebilirseniz. Siz böyle. Şöyle. Şöyle. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Elimden geldiğince orduyu şu şekilde şekillendirip süreceğiz.
Niye Arjantin tarafına atıyorsun beni? Bak bunu yapma işte bana ya. Buradan elimizle gücümüz ve imkanımız yettikçe ayarlayacağız. Uçaklar gelmiyor çünkü uçakların dediğim gibi havalimanı problemimiz var. Uçaklarla ilgili konduracak bir deliğimiz yok uçakları. Şurada bir havaalanı almışız bir saniye. O önemli. O havaalanını bir kullanabilir miyim? Ya ceza alsam da bu arada bu havalimanlarını kullanacağım. Buralarda muhtemelen büyük cezalar yiyeceğim ama gerçekten umurumda değil. Çünkü buralarda hava üstünlüğünü istiyorum. Moskova'da falan. Yani alabildiğim kadarını istiyorum. Ne kadarını alırım, ne kadarını alamam bilmiyorum. Umurumda da değil. Ama istiyorum. Gel abi. Yani ceza yemek hiç umurumda değil. Yani işin penaltısında değilim şu an. Güzel. Harikasınız. Şimdi kontrol edelim. Neler oluyor abi? Hemen cephelere bir çek edelim. Cepheler ilerliyor. Burada bir şey soracağım. Bunu başarabilirsen aklını alırız. Yapabilir misin bilmiyorum. Bir dene bakayım. Eğer buradan orduyu ikiye bölersek şuradaki division'ı patlatırız arkadaşlar. Hani olur ya da olmaz bilmiyorum. Eğer olursa üzerim. Gerçekten üzerim. Hatta ben buradan Stalingrad'a kadar yardırırım. Şey, Leningrad'a kadar yardırırım yani. Bakın burada şeyler var. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Risk budur. Go. Hiç zannetmiyorum. St. Petersburg'u kesin tutuyorlardır. Eşek değillerse kesin tutuyorlardır. Yani o kadar da eşek. Buraya nükleer at. Atamıyorum çünkü niye? Hava üstünlüğüm yok. Allah'ım. Çünkü niye? Burada uçağım yok. Vur abi şuraya uçak. Çabuk çabuk çabuk. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada burayı kestik mi? Ya yani yok. Burada da bağlantı varmış. Ben bir an yükseldim ama. Şöyle yapabilir misin? Ya yani olacağından değil ama bir dene bakalım. Ha geldiniz mi? Şimdi burası ne alemde? Burası bu şekilde değil mi? Bir zorlayalım mı? Ya zaten piyadesiniz. Kaybedecek çok bir şeyin yok. Gerekirse bir tane falan nükleer atabilirim. Özellikle şu tankın olduğu bu bölgeye bir tane atabilirim. Diyeceğim atamıyorum. Hava üstünlüğü. Ulan neymiş bu uçaklar ya. Var mı benim hiç uçağım? Şurada var. Gel. Gel baba şöyle bir gel. Hızlı ve seri. Başka gel. Sen de buraya gel. Bu tarafta zaten uçak kullanmıyoruz şu an. Sen de böyle gel. Dediğim gibi ceza hiç umurumda değil. Her türlü ceza okey. Şimdi şöyle bir şekil şukulu yaptık. Bu hayırlı bir işlem değil bu arada, onu söyleyeyim. Ya yani bu paketlanmaya çok açık bir hareket bizim bu yaptığımız, ki nitekim arkadaş da bunu yapıyor zaten. Ya yani paketlanmaya çok açık bir hareket yaptık. O yüzden paketlanmaya açık bir hareket yaptığımızdan dolayı şuradaki bir tanesini, şuradaki bir birliği neredeydi o? Şuradakini hemen buraya getireceğiz. Hemen. Galiba en uygunu şu muydu? O değilmiş. O hangisiydi? Buydu değil mi? Evet buymuş. Yani hemen onu bu bölgeye getireceğiz ki bu bölgeyi ayakta tutabilsin. Olabilecek en mantıklı. Tank birliği çok güzel. Bir tane boşta tank birliği varsa alayım. Yani madem o bölgede bir tane tank birliği boşta, o buraya gelsin. Bu arada şurada bir yarma var bak. Şurada bir açıklık var. Yapmayın. Bunları yapmayın. Burada hiç tank... Burada bir şey söyleyeceğim. Benim buradaki tank birliğim nerede? Şuradaki.
Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bakın burada tanklarım yok abi. Çok ilginç, çok saçma. Şu bölgede. Durun bakayım. Geliyor. Diğer taraftan tank geliyor ama. Yani. Çok istediğim veya tasvip ettiğim bir hareket değil. Sen buradan yardıra yardıra şeye gidebilir misin? Yardıra yardıra. Sen Petersburg'a. Gidersen belki oyunu bitiririz çünkü. Hani gidebileceğinden değil ama gidersen oyunu bitirme şansımız olabilir bir ihtimal. Evet. Cepheler çok dağıldı. Çok dağınık bir cephemiz var. Çok dağınık hem de. Şuraya nükleer atacaktım. Şu Belarus'a. Buraya o uçakları o yüzden getirdim. Şimdi 3 tane nükleerimiz var. Artık atabiliriz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu adam o Belarus'a ulaşabilirse üzerim. Onu söyleyeyim. Yani bu adam gerçekten o Belarus'a bir şekilde ulaşırsa kalp kırarım. Ki ulaşacak gibi de duruyor aslına bakarsanız. Bilmiyorum gördünüz mü ama bir Belarus'a ulaşmak gibi bir ihtimali var. Ay şey, St. Petersburg'a ulaşmak gibi bir ihtimali var. Evet. Hayır. Go go go. Madem bu kadar geldin. Abi oyun bitirebiliriz. Fark. Aa yok. O kadar da değil. Oyunu o kadar da değil dedi. Yok bir saniye. At abi. Üçünü de at. Gitme. Gitme. Dur. Keşke atmasaydım şu. Bir tanesini at şu. Yardır bakayım. Yer ya da yemez. Göreceğiz. Şöyle tankla destek çık. Burası yer ya da yemez. Bu dakika. Bir saniye. Oyunu durdur. Hemen cepheleri yeniden dizelim. Neden? Abi çok muhteşem bir artık sahneye geldik. Şimdi birinci tank birliği nerede? Burada. Okey. Birinci tank birliği. Şöyle alayım sizi. Teşekkür ederim. İkinci tank birliği. Orada mı? Çok uzakta ya. 3 burada. Güzel. 3 şekilde alalım. Evet. Şöyle. 4 burada. Çok güzel bir yerdesin. Çok harika bir yerdesin. Sizi şöyle alalım. Tamam mı? Ve 5. Neredesin? Orada mısın? Çok güzel yine. Seni de aynı şekilde buraya alalım. Okey. Hemen hızlıca yerlerinizi alın. Şu tank birliğinde şu şekilde alacağım. Şöyle. Sen de böyle gel. Bu tank birliği de genel olarak bu bölgeye müdahale etsin. Şöyle. Harika. Go beyler. Bu arada başkenti Arkelos oraya bir yere verdi işte anladınız. Da oraya ben nasıl giderim? Bak o hiç hesapta yoktu yani. Verdiği o bölge hiç hesapta yoktu. O bölge çok dandik bir bölge. Hani St. Petersburg falan kaç puan orası? 20 puan. Lan sen Petersburg'a bile daha çok vermişsin ya. İnanılmaz bir şeysin. Yemin ederim inanılmaz bir şeysin. Güzel. Buraya nükleer atmıyorum. İhtiyacım bile yok. Burayla uğraşmayacağım. Ya pushlayabilirim veya bir şeyler yapabilirim ama gerçekten uğraşmayacağım. Tank durumumuz ne alemde? 5900 eksiğimiz var. 5900. Çok fazla. Ciddi manada çok fazla eksiğimiz var. 5900 çok büyük bir rakam. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. 5900 diyor abi. Şuraya bir girsenize. Yalnız burası problem olacak. Şu bölge.
Yani hızlı müdahale edilmezse bu bölgede problem yaşayabiliriz. Şuraya hızlı müdahale edilmesi lazım. Burası zaten kapatacak. Bunlar istediğim gibi ilerlemişler. Harika. Çok da ilerleyebileceklerini zannetmiyorum. Hatta şöyle yapayım. Şurayı kapat. Sadece sizi alayım abi. Gel. Siz sadece özel görevlisiniz. Hadi bakayım. Bunların çılgın kamyonet şoförleri. Çılgın kamyonetçiler iş başındaydı. Hadi bakalım. Ya çok bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum ama bir şanslarını denesin o kamyonet. Yani dediğim gibi çok büyük bir... Oo, bu arada yarmışız. Bu bölgeyi yarmışız bu arada. Minsk'i falan bayağı ilerletmişiz. Açmışız. Çiçek gibi. Aa, burayı unuttuk mu? Sen bir tane tank oraya alsana ya. Bir tane tank var. Gidebilirsen tabii. Gidebilecek misin emin değilim ama. Bir dene abi şansını. Burası... Şu doğu ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok abi. Doğu kendince takılıyor. Kendince takılıyor arkadaşlar. Şurası kapanmasın yeter. Bakın burası benim için çok önemli ya. Şurası kapanmadığı sürece gerçekten çok mutlu olurum. Ya benim için şu an tek önemli nokta bu bölge. Yani şu bölge kapanmazsa inanılmaz mutlu olacağım ya. Oha bu arada. Püş. Ya burası biraz şeymiş. Hiç hoş değilmiş onu söyleyeyim. Bu bölge hiç hoş değilmiş. Şimdi gördüm. Yani hiç hoş değil. O bölgeyi salabiliriz yani. O bölge neymiş abi öyle? St. Petersburg bölgesi. Bu arada sadece başkentini alsak bakın şu başkenti alsak muhtemelen oyun bitecek onu söyleyeyim. Neredeydi o başkent? Şurada. Yani o başkente kadar gitmek şu an için büyük sıkıntı, büyük problem bizim için. Ama eğer ki o başkente gitmeyi başarabilirsek oyun bitecek. Yani tek sıkıntı o başkente gitmek kaldı şu an. Yoksa buraları bitirdik. Şu bölgeleri bitirdik komple. Buralar zaten dediğim gibi kendince bir şeyler yapıyor. Şu başkent düştüğü an oyun bitecek. Bakalım buralarda neler yapabiliriz. Orada artık ilerleme emri verebilirim ordulara. Yani olduğu kadar artık ilerleme emrini verebiliriz. Şöyle. Go. Siz aynı şekilde şöyle go. Özellikle o başkent bölgesi en önemlisi. Siz bu şekilde go. Şurayı bir temizlersek sonrası zaten easy. Çünkü çok asker kaybedecek. Bu bölgede inanılmaz bir asker kaybı yaşayacak. Bu da benim işime yarar. Çünkü burada çok fazla ordusu var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana nereye emir verdim acaba ya? Şöyle yapayım bir saniye gel. Çünkü nereye emir verdiğimi hatırlamıyorum bu generalde. Gel abi. Gel abicim. Gel 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 gel. Sen özellikle şuraya bir gelsene. Sen özellikle şuraya bir gel. Hızlı ve seri bir şekilde gel. Hızlı ve seri bir şekilde. Bu tank birliğini oraya vurduracağız. Burayı açıyoruz. Çiçek gibi açmaya başladık burayı. Bu arada 1 saati geçmiş. Ama söylemiştim size yani bu video gerekirse 1 saatten bile çok sürebilir. Hiç umurumda değil. Bu bonus video, final videosu. O yüzden bunda 1 saatte sürse yine de coşkuyu vereceğim. 1 saatlik bir video vereceğim bu arada yani. Hani direkt 1 saatlik bir video izleyeceksiniz. Ya yani izlemek istersiniz. İkiye bölemem çünkü. Böyle 2 part, 3 part yapmak istemiyorum. O yüzden bu şekilde bir şey yapacağız. Burada piyade birlikleri zaten ittiriyor veya ittirmiyor. Tutuyorlar yani burayı. Önemli olan o tutmaları. Şu başkente bir tane bomba atayım mı? Bir tane. Bir tane atayım. Attım gitti valla. Direkt attım valla. Hiç affım yok.
Çok seviyorum ya ben nükleer atmayı. Of. Bu arada son %5'i kaldı. Son %5'i kaldı arkadaşlar. Son %5 sonra bitiyor. Keşke atmasa mıydım ya? Çok mu şiddet yanlısı oldu benim orada? Çok atar. Oo, burayı bitirmişiz abi. Buraya ne yapmışım ben? Buraya nasıl bir şiddet uygulamışım ben? Şuraya bakar mısınız? Oy oy oy. Burada ne oluyor abi? Katliam yapıyorum ben burada. Kaçtı izinin kaldı? 128. Yarısını bitirmişiz. Yarısını bitirmişiz. Yani yarısı bitmiş Division'ların. Ne kadar manpower'ın kaldı? 900. Ben 741 bin kaybetmişim. Sovyetler, yani Rusya 2,7 milyon asker kaybetmiş. Bayağı acımasızca gerçekten hiç böyle hoş davranmamışız onu söyleyeyim. Abi yürüyecek misin oraya? Niye bu kadar yavaş ilerliyorsun ya? Ya senin bu kadar yavaş ilerlememen gerekiyor aslında yani. Çok ağır ilerliyor ya. Bir yardırıp gitse varacağız o başkente, bitireceğiz oyunu. Burası zaten komple bitti. Yani burada artık bir şey kalmadı. Şuradan kurtarırsa belki, limanı varsa limandan kurtarır. Onun dışında kurtarabileceği hiçbir şey kalmadı. Ki asker de kalmamış. Evet, bayağı asker de kalmamış. Evet, Minsk zaten Minsk. Minsk'i kendi haline. Minsk'i şöyle yapalım mı bir saniye? Minsk. Minsk, Minsk, Minsk. Çünkü tanklarımı harap ediyor arkadaş. Lütfen tanklarıma müdahale etmeyiniz. Aklınızı alırım beyefendi. Anlatabiliyor muyum? Tanklarımdan uzak durunuz. Kalbinizi kırarım. Teşekkür ederim. Şöyle. Ve şu şekilde hemen orduyu düzenledik. Tak tak. Belki şuradaki tank birliğini, şu tank birliğinde evet verelim. Yardımcı destek olarak verelim. Sırf bir destek olarak veriyorum bu arada. Başka bir şey değil. Şöyle. Hadi bakayım. Çünkü bitirdik. Burası bitti. Bu arada beyler, Capitulate birazdan gelecek. O yüzden bunu tekrardan veriyorum size. Hadi bakayım. Bu da Azeri kardeşlerime gelsin benden. Bu da benden Azeri kardeşlerime gelsin. Evet. Gideceğim o başkente. Beni durduramazsın. Bu tank o başkente gidecek. Aa, keşke atmasaydım nükleeri. Şurası var. Buraya atardım. İçeriye atardım nükleeri. Neyse, problem değil ya. Şöyle yığdır abi tankları. Getir.
Böyle bir şey yok ya. Buyurun size Azerbaycan arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Bence çok iyi be. Bence çok iyi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Şurayı bedavadan alabiliyorsan al abi. Al abi. Şurayı kapatmışlar. Yani ordu şu an şey durumda. Nasıl diyeyim size? Ya aslına bakarsanız patlatabiliriz. Birazdan %85, birazdan bir nükleer daha atarız. Benim anlamadım yani zaten %20'nin %22 hala ya. Arkadaş nasıl %22 ya? Vay be. Neymiş lan %22? Neyse atacağım. Buraya da bir atom atacağım. Repeater'lar bitti mi bu arada? Yok daha bitirememişiz repeater'ları. O kadar çok repeater var ki bakar mısınız şuraya? Daha bir de devamı var. Ülkeyi yıllarca tamir edeceğiz. Daha bir de öyle bir durumumuz var yani. Bildiğin yıllarca oturacağız, ülkeyi tamir edeceğiz. Ya. Şimdi bir tane nükleerim var. Şunlarla oraya girebilir miyim, giremez miyim? Bunu düşünüyorum. Şöyle yapayım. Şöyle bir gel. Sonra böyle gel. Ben sonra şuraya şunu bir atayım. Sonra buradan bunu bir pushlayayım. Hadi bakayım. Bom. Galiba bitti. Evet, girdik başkente. İşi nükleer çözüyor. Bir de diyorlar ki nükleer yasaklansın. Abi nükleeri niye yasaklıyorum ya? Atıyorsun çili giriyorsun. Atıyorsun çili. Bak direniyorsun. Ama yok, ikincisi yok. Vallahi direndi. Adam direndi. Gerçekten direndi. Tebrik ediyorum. Şu an kendisini tebrik ediyorum. Direndi. Sen ne kadar direneceksin Allah aşkına ya. Daha ne kadar direnebilirsin? Ne ordun kaldı, ne askerin kaldı, ne bir şeyin kaldı. Sal artık toprakları bize. Bittin abi, bittin. Rusya, bittin. Hani direndiğine yazık ya. Gir şuraya artık. Yok 71, en kötü bir tane daha atarım. Ama yok, girdiler galiba. Evet. Evet arkadaşlar. Uzun bir kaç dakika oldu? 1 saat. Ayda gene defend etmeye gelmiş. Bitti artık. İstediğin kadar defend et. Geçmiş olsun. Nasıl ya? Abi cidden Belarus'u mu bekliyorum? Ya gerçekten oturup Belarus'u mu bekliyoruz savaş olarak? Gerçekten. Belarus arkadaşlar. Bu da Rusya. Alamadım ya. Ya biz zaten toprakları ben alacağım. Niye beni bu kadar uğraştırıyorsun ki? Ben onu anlamıyorum ya. Ver şunu. Hayır, toprakları ben alacağım zaten. Beni bu kadar uğraştırma ya. Dan. Evet arkadaşlar. Büyük Azerbaycan Devleti. Böylelikle artık serimizin sonuna gelmiş olduk. Güzel bir seriydi. Bonus videomuz da buydu. Bunu Azeri arkadaşlarıma armağan ediyorum. Elimizden geldiğince size güzel bir şey vermek istedik. Evet. Artık veda edebiliriz gibi geliyor. Yani çok devamını isterseniz videoyu beğenmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Eğer ki devamını istiyorsanız videoyu beğenmeniz gerekiyor. Bu arada kanala abone olmanız gerekiyor. Alt taraftan kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.